Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kavala ile ilgili Avrupa Konseyi'nin aldığı karara yaptığı yorum çok tartışıldı, çok konuşuldu. İşte Babacan'dan Davutoğlu'ndan özellikle teknik bir detaya ilişkinde eleştiri gelmiştir. Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'ni de karıştırdığına dikkat çekmişlerdi. Şimdi bugün de aslında Türk siyasi tarihinin... Son 70 yılının tanığı olan, canlı tanığı olan bir isim Hüsamettin Cindoruk bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Haberde o da var ama başka açıklamaları da var. Ankara'ya konuştu Cindoruk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi. Bir rejim boşluğu olduğunu söylüyor Cindoruk ve hukukçulara bir çağrı yaptı. Kabinenin aldığı kararların anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Muhalefet partilerine de bir çağrısı vardı. Abileri gibi söylüyorum bir araya gelsinler bu sistem yürü dedi. Şimdi hem Kavala ile ilgili açıklamalarını hem de diğer mesajlarını izleyelim. Rahip gibi çıkaracaklar mı? Bir esiri içeride tutmak ancak bir diktatöre yakışır. Şu ana kadarki en sert sözler belki de Kavala ile ilgili. Ya da bir otoriter bir idare. Türk siyasi tarihinin 70 yılının tanığı Hüsamettin Cindoruk'tan geldi. Zehin almışsınız, o esir gibi düşmüş ortanıza. Hakimler ve savcılar kurulu tetrikat yaptı. O gün demokrasi ve, ve hukuk hukuk sistemi bitmiştir. Avrupa Konseyi Türkiye bekleme oldu. aldı. Yaptırım uygulayacak. Sert sözleri sadece Osman Kavala başlığında değil üstelik. Bu elbise oturmadı. Rejim boşçudur. Devletimizin sırları yabancı devletler eline geçmiştir. İki bankamız bugün yurt dışında mahkeme ediliyor siyasi yaşamına 1952 yılında başladı. Yassıada'da Menderesler'in avukatlığını yaptı. Bir tayyar meydanı yapmakla, böyle bir şey yol yapmakla Türkiye'nin kalkınması is ispat edilemez ki. 20 seneyi boşa harcamıştır Türkiye. 20 yılın sonunda şuna hesap edecektim. Ben hesabı hesabını vermeliyim. Cumhurbaşkanına vekalet etti. DP Genel Başkanlığı da var siyasi geçmişinde, meclis başkanlığı da. 88 yaşında adeta Türkiye'nin yaşayan siyasi arşivi gibi Hüsamettin Cindoruk. Anlı şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devletini bir kişiye teslim etmişler. Onun için de patlak verdi. 70 yıllık siyasi tecrübesi nedeniyle dikkat çekici. Sözleri de uyarıları da. Kılıçdaroğlu egemen halde geldi ve çok güzel şeyler söyledi. Bakanlar da bir şeyleri sağlamadılar, anlatamadılar. Ankara'dan Dürdane Kırçoval'a konuşan Cindoruk artık aktif siyasette değil. Ancak bütçe görüşmelerinden Tanışlar kabine meclise, toplantılarına kadar tüm gelişmelerin yakın takipçisi. Cumhurbaşkanlığı seçtiği 20 kişi bir araya geliyorlar. O Gevezelik toplantısı olur. Çay içerler. o kararlar hepsi gayri meşrudur. Anayasa ihlal suçudur. Hukukçularımızı davet ediyorum. Tetik etsinler. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin aldığı kararlar için bu çağrıyı yaptı Cindoruk. Dikkat çektiği rejim boşluğu başlığında çağrısı muhalefet partilerine oldu. Uzun yıllar siyaset içinde bulunmuş abiler gibi söylüyorum muhalefet partileri. Bir araya gelsinler. Bu sistem yürümez.